Bir başka izleyicimiz Cennet Özkan sormuş Instagram'dan. Hocam kurbanla ilgili bir sorum olacaktı. Biz kurbana 3 kişi gireceğiz. Kurban kestikten sonra hisseye ortak olan şahıs kurbanın arkasından konuşuyor. Bu günah değil mi? Yani eti az çıktı, bize az et geldi gibi. Bunlar bizim ibadetimize zarar verir mi? Hoş değil bunlar. Yani et az çıktı, çok çıktı. Hatta ya sizin kurban kaç kilo et çıktı şu kadar. Kaça aldınız? Allah Allah, görüyor musunuz? Siz ucuz almışsınız, biz pahalı almışız. Bunlar doğru değil yani. Biraz önceki okuduğum ayeti hatırla. İnne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. Ya Rab, malım, canım, mali, bedeni, ibadetlerim, yaşamam, ölümüm hep senin içindir ya Rab. Yani tutup da bunu ucuz oldu, pahalı oldu, iyi oldu, kötü oldu, bu yorumlara, bu havaya girmemeli de sevabımıza gölge düşürmemeliyiz. Evet. Allah yolunda bir fedakarlığın ifadesidir bu. Bu fedakarlığa gölge düşürmeyelim ya. Hocam şöyle bir soru var. Ben bu soruyu okudum ama özetleyerek şöyle anlatayım soruyu size. Şimdi diyelim ki ben sürmeliği aldım. Evet. Kendim aldım. Kurbana da daha diyelim 2 ay var. Aldım, besliyorum. Ama gördüğünüz gibi derisi uzadı, kürkü uzadı, Evet. yünü. Bunun yününü kesip faydalanabilir miyim? Bir. Sütünden faydalanabilir miyim? İki. Efendim, eğer bu sürmeli sizin daha önceden beri malınız idiyse sütünden de faydalanın, yününden de faydalanın. Ama bunu Kurban Bayramı günleri yaklaştı, kurbanlık için satın aldıysanız, o zaman sütünden, yününden faydalanırsanız da bedelini sadaka olarak vereceksiniz fakirlere. Evet. Bedelini fakirlere sadaka olarak vereceksiniz. Yani bu aradaki farkı anladık değil mi Muhsin Bey? Yani bir iki durum var. Bir, ya sizin daha önceden malınız bu. Tamam. Sürmeli sizin malınız. Kurban etmeyi sonradan karar Kurban verdim. etmeyi de aklınıza koydunuz ama hayvanın sütünden faydalanıyorsunuz, yününden faydalanıyorsunuz. Sadaka etmek gerekir mi? Böyle bir mecburiyet yok. Ama sizin mülkünüzde değildi de Ben yeni Kurban aldım. Bayramı Sürmeli yeni aldım yeni şimdi. Diyelim bir aldınız. ay, 2 ay Ama oldu hayvanın alalı. sütü de var, dökülsün mü o? Hayır. Sütünü de alıyoruz, kullanıyorsunuz. Yünleri de büyümüş, yünü de kırpıyorsunuz filan. Ama bedelini sadaka olarak fakirlere vermek İki lazım. farklı durum var. Öyle. Peki. Şimdi hocam, izleyicimiz diyor ki Zeynep Hanım. Hocama sorar mısınız? Eşimin dayısı kurban alıp satıyor. Eşimin ailesinden ve bizden daha az miktar talep ediyor. Diğer insanlardan 10 alıyorsa bizden 8 alıyor. Bu kurban olur mu diyor. O satan kişi öyle düşünüyor, öyle yapıyor. Caiz. Caiz midir? Tabii. Evet. Daha ucuza satıyor haliyle. Peki bir başka soru var. Aslan Bey diyor ki bir kasap kendi mandırasından hisseli kurban satıyor. Evet. Kurbana kaç kişi girdiğini söylemiyor. Ve 12 bin liraya net 45 kilo et vereceğim diyor. Örneğin. Böyle kurban olur mu? Böyle kurban olmaz. Böyle kurban olmaz. Kaç kişi giriyor? Bunların belli olması icap eder. Hayvanın belli olması icap eder. Bu et alım satımı bu. Bu kurban değil bu. Kurban görevi değil bu. Ben size şu kadar kilo et vereceğim. Siz de bana şu kadar para vereceksiniz. Bu et alım satımıdır bu. Kurban işi değildir bu. Evet. Kaldı ki kaç kişi olduğunu söylemiyor. Kaç Tabii ortağı tabii. var onları Doğru değil. söylemiyor. Gizli Tabii. saklı olmayacak. Her şey şeffaf Öyle olacak yani. apaçık apaçık. Apaçık Evet. ortada olacak. Ali Bey'in sorusu Instagram'dan yine. Kredi çekerek veya kredi kartıyla kurban kesmek uygun olur mu? Borçlarım varken de kurban kesmem vacip midir? Kredi kartı ile o kartın herhalde belli bir süresi vardır. Diyelim ki Evet. 2 ay. Evet. 2 ay sonra faize düşüyor. İşte faize düşürmemeliyim. Kurbanım olur mu? Olur. Ama faize düşmüş olmamın da vebali hesabı ayrı olur. Kredi çekerek zaten olmaz diyorsunuz. Evet, Faiz ulaştığı için doğru ama onda hiç olmaz doğru. diyorsunuz. Borç varken kurban kesmem uygun mu diye sordu. Borçlu, borcu var ama kurban kesmek istiyor. Köse bir keser mecbur değil. Mükellef değil. Mecbur değil. Yani dinimiz ona sen illa borcun olduğu halde kurban keseceksin demiyor.
Evet. Ama ben buna rağmen ya borcum var ama ödeme imkanım da var. Ben bu ibadeti yerine getireceğim diyor. Mesele yok gayet güzel. Sabahattin Bey soruyor. Hocam bize gösterebilir mi diyor sürmelinin yanında. Kurban kesimi esnasında kurbanı kesen kimse nasıl niyet eder? Hocam bunu sesli söyleyebilir mi? Bir. Bir de kesim sırasında ona yardımcı olanlar da niyet etmeli mi? Onlar hangi duaları okumalı? Hocam aynen diyelim ki öyle. Sürmelinin evet yanında efendim, olalım. Nasıl niyet edeceğiz? Şimdi sürmeliyi eziyet etmeden hayvana sol tarafını yere yatırıyor, kıbleye doğru getiriyoruz. Boğazını böyle okşayarak, başını okşayarak hayvanın, evet, yani bizden ürkmeden, ürkebilir hocam, hayvanı rahatsız etmeden şöyle başını okşayarak, boğazını okşayarak, efendim, aman, öyle, efendim, kıbleye doğru eziyet etmeden yatırıyoruz. Artık kalben niyet etmiş olması yeter. Ne için? Bunu kurban niyetiyle kesiyor bunu, evet, değil mi? Evet. Diyelim ki kasap filan adına, evet, Hüseyin adına, Mehmet adına neyse bu görevi yerine getiriyor. Evet. Efendim, Bismillah, Allahu Ekber. Bunu illa söylemek mecburiyetindeyiz. Kasten terk edersek eti yenmez. Kasten besmeleyi terk eder. Ama unuttum, heyecanla nasılsa unuttum, Bismillah demedim. Hı hı. Yine kurbanımız olur mu? Olur. Ha, unuttum. Unuttu ise. Ha, kasten. Kasıt yok. Eğer kasten besmeleyi terk ettiysem, o zaman kurbanımız da sahih olmaz. Evet. Ve duayı el ele benim elimden onlar da tuttular keserken, onlar da aynen Bismillah, Allahu Ekber demeleri gerekir. Yardımcı olanlar. Evet, yardımcı oluyor. Evet. Onun da aynen Bismillah, Allahu Ekber demesi icap eder. Ve sonra da inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. İnni veccehtu vecihe lillezî fadara's semâvâtu vel ard. Yani bu mübarek ayetler de ne için kurban kestiğimi bana telkin ediyor. Len yenâlellâhe luhûmuhâ ve lâ dimâuhâ ve lâkin yenâlehu't takvâ minkum. Kestiğiniz kurbanların ne etleri ne kanları Allah'a ulaşmaz, takvanız ulaşır. Ona olan bağlılık duygunuz ulaşır. Şu bu ayeti kerime de bu konuda son derece önemlidir yani. Evet. Ve halkımızda bir de Muhsin Bey, şimdi kurbanı kestik. Ama kurbanı keserken de bakın nefes borusu, yemek borusu iki atar damarından birinin kesilmiş olması icap eder. Derhal kelleyi de bedenden ayırmamalıyım. Yani hayvan bir şöyle soğumalı, onu çırpınması falan bitmeli. Ondan sonra başı gövdeden ayırma durumum olma. Yoksa derhal hemen bıçakla başı gövdeden ayır. Yok bunlar edebimize uygun değil bunlar. Hocam yani. Peki kurbanlık hayvanı elektrik veya narkozla bayıltarak kesmek caiz mi? Eğer yani o konuda da elektrik narkozu verirken eğer hayvan o anda ölürse bu sefer kurban olmaz. Yani yine bu klasik usulümüz var ya, klasik usulümüz çok iyidir. Onu yapmalıyız. Yani o elektrik şokuyla filan bakarsın ki hayvan ölmüş olur. Yani söylendiğine göre daha fazla acı çekiyormuş hayvan. Hmm. Yani o elektrik şoklamasıyla filan daha fazla hayvanın eziyet çektiği söyleniyor. Peki hocam. Keskin bıçakla. Evet, Allah Allah. Evet. Keskin bıçak. Evet. Kör bıçakla da değil. Niye? Allah Allah. Bu bir düstur İslam'da. Bakın. Ya keskin bıçakla kestim, kör bıçakla kestim. Arası bir dakika, iki dakika sürer sürme. İşte bu bir sembol bu. Sembol bu. Keskin bıçakla kes. İmkan nispetinde hayvana az acı hissettir ya. Peki hocam satın alınan kurbanlığın ölmesi durumunda diyelim. O olabilir yani, yaşanabilir. Ölmesi durumunda ne olur, ne yapılır?
Fakir kişi ise kesmesine gerek yok. Maddi durumu müsait olan kişi ise yeniden kurban alır ve keser. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.